Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte kuru boya çalışması yapacağız. Kuru boya yapmayı sevenler ama bir türlü beceremeyenler için bugün küçük püf noktaları ve teknik bilgiler vereceğim. Ben Faber-Castell'in yeşil serisi bu kuru boya setlerini kullanacağım. Ama sizin elinizde hangi kuru boya varsa onunla da yapabilirsiniz. Tabii ki kuru boyaya geçmeden önce yapacağımız çizimin eskizini oluşturmamız gerekiyor. Ben şu an iki tane biber referans örneği seçtim kendime ve o biberlerin eskizini oluşturuyorum. Kuru boyaya geçmeden önce kendinize referans fotoğraf seçmeniz çok önemli bir şey. Çünkü kuru boyayı bakarak yapmak her zaman daha geliştirici oluyor. Işık ve gölgeyi, ton farklılıklarını görebilmek için mutlaka bir referans fotoğraftan bakarak yapmalısınız. Eskiz çalışmam bittikten sonra hamur silgiyle kurşun kalem izlerini siliyorum. Bunu yaparken hiç böyle iz kalmayacak şekilde, kurşun kalem izi tamamen gidecek şekilde yapıyorum ve güzelce temizliyorum. Gördüğünüz gibi eskiz çalışmam çok az gözükecek şekilde iyice temizledim. Şimdi kalem setimin içinden kullanacağım renkleri seçeceğim. Yeşil biber için bana uygun olan yeşil tonlarını seçiyorum. En açıktan en koyuya kadar alıyorum. Diğer biberim ise kırmızı olacağı için kırmızı tonlarını alıyorum. Ve şimdi yeşil biberden kuru boya çalışmamızı yapmaya başlayalım. İlk olarak açık renkte bir yeşil rengi seçiyorum kendime. Ve bu en açık tonda seçtiğim yeşil rengini biberimin dış hatlarını belirlemek için kullanıyorum. Dış hatlarını belirledikten sonra genel bir tarama yapıyorum. Yani biberimin rengini oluşturabilmek için bu şekilde çok hafif bastırmadan renk oluşturuyorum. Bu benim en açık rengim olacak. Ama bunu yaparken de ışık ve gölgeyi dikkat ediyorum. Yani biberimde en beyaz kalacak yerleri asla boyamıyorum. Bu en açık kalemle yaptığımız uygulama aslında bize ışık ve gölgenin nereye geleceğini göstermiş oluyor. Daha sonra en koyu yeşilimle yine hiç bastırmadan en koyu yerleri belirliyorum. Gördüğünüz gibi sadece koyu yerlere bu şekilde nokta atışı yapıyorum. Yani çizimin tamamını boyamak yerine referans fotoğrafımda gördüğüm en koyu yerleri belirginleştiriyorum. Koyu renkte uygulama yaparken dikkat etmeniz gereken en büyük nokta ışığın vurduğu yerleri, yani çizimdeki en parlak yerleri boyamamak. Gördüğünüz gibi ben koyu renkli tonlama yapıyorum ama çizimdeki en açık yerleri, ışık vuran yerleri asla boyamıyorum. Çizimdeki en koyu yerleri belirginleştirdikten sonra kendime temel bir yeşil rengi seçiyorum. Yani biberim hangi renge daha yatkınsa o rengi seçip bu renkle çizimimin temelini oluşturuyorum. Çizimimin temel rengini oluştururken uyguladığım koyu renkleri güzelce yediriyorum. Yine çok fazla bastırmıyorum ama daha önceden uygulamış olduğum renkle elimdeki rengin birbirine karışmasını sağlıyorum. Aslında bu önemli bir detay. Uyguladığınız koyulukları elinizdeki yeşille yumuşatmış oluyorsunuz. Yine bu işlemi yaparken daha önceden belirlediğim çizimde çok parlak duran, ışık vuran yerleri boyamamaya özen gösteriyorum. Çok fazla oraları kapatmıyorum. Ve gördüğünüz gibi zaten biberimin temel rengi oluşmaya başlıyor. Ben birazcık referans aldığım fotoğrafta sarılıklar gördüğüm için böyle bir kaynaşım sağlıyorum. Sarı rengimle yeşil rengimi karıştırıp güzel bir yeşil tonu elde ediyorum. Hem de beyaz kalan yerleri sarıyla yumuşatmış oluyorum. Ve şimdi uyguladığımız tüm renkleri karıştırabilmek ve beyaz yerleri ortaya çıkarabilmek için beyaz renkle karışım sağlıyorum. Beyaz bıraktığımız yerlerle diğer kullandığımız renklerin birbirine güzelce karışmasına özen gösteriyorum.
Çizimi güzelce karıştırdıktan sonra koyu yeşille küçük detaylar ekliyorum. Çizimdeki diğer koyulukları veriyorum ama bunu yaparken çok temkinli ilerlemeniz gerekiyor. Çizimin tamamını boyamak yerine referans fotoğrafınıza bakıp en koyu yerler neresiyse sadece o detayları ekleyebilirsiniz. Az önce kullandığım beyaz renk yetersiz kaldığı için beyazlıkların üstünden bir kat daha geçiyorum. Bu tamamen tercihe kalmış. Bana yetersiz geldiği için biraz daha yapıyorum. Şimdi çizimin son aşaması için siyah renk kullanacağız. Ama lütfen siyah rengi sadece küçük detayları kullanmaya özen gösterin. Siyah kalemi kullanırken sadece kesişim noktalarında ve çizimde gördüğünüz en koyu yerleri kullanmaya dikkat etmelisiniz. Yoksa dozu kaçıyor ve çok kötü oluyor. Yani siyah kalem kullanırken oldukça temkinli ve dikkatli olmalısınız. Ve siyah kalemle çizime gölge yaparken gölgeyi simsiyah bir şekilde boyamıyorum. Aşamalı ilerliyorum. Gri bir şekilde bırakıyorum. Gölge ile çizimin kesiştiği yerleri de en koyu yapıyorum. Böylece çok ön plana çıkmış oluyor ve gerçekçi duruyor. Ve yapmış olduğum biber bu şekilde oldu. Şimdi kırmızı biberin renklendirmesine geçebiliriz. Yine ilk aşamada olduğu gibi kendime bir renk seçip o renkli çizimin dış hatlarını belirliyorum ve ana temel rengini oluşturuyorum. Seçmiş olduğum kalemle çizimin her yerini boyamak yerine ışıkları boş bırakıyorum. Yani ışığın geldiği yeri boş bırakıp onun etrafını boyuyorum. İşte bu sizin hem ışık gölgeyi görmenizi sağlayacaktır hem de çiziminizi daha gerçekçi yapabilmenizi sağlayacaktır. Bu yüzden ışığın geldiği yerleri çok iyi gözlemleyip kısımları boş bırakmanız gerekiyor. Burada size ışığın geldiği yeri nasıl belirlediğimi detaylı bir şekilde gösteriyorum. Referans fotoğrafımı inceleyip parlak bulduğum yerlerin etrafını boyayarak ilerliyorum. Parlaklığım ve ışığın geleceği yeri belirledikten sonra çizimimin ana rengini oluşturuyorum. Çizimin temel rengini oluştururken birazcık koyuluklara da dikkat ediyorum. Koyu olan yerlere biraz daha bastırarak uygulama yapıyorum ki nasıl koyuluk yapacağımı anlayabileyim daha sonradan. Ve diğer kalemle belirginleştirdiğim koyulukların üzerinden daha koyu bir kalemle hafifçe geçiyorum. İlk aşamada koyulukların ve ışığın nereye geleceğini belirginleştirdiğim için bana çok kolaylık sağlamış oluyor ve koyu renkli nerelerin koyu olacağını bildiğim için temkinli bir şekilde ilerliyorum. Ve bu şekilde çizimimi yumuşatabilmek için kendime açık bir renk seçiyorum. Bu rengin bir önemi yok ama bu tonlarda olması önemli. Ve seçtiğim bu renkle daha önceden uygulamış olduğum tüm renkleri birbirine güzelce karıştırıyorum. Yani aslında bu kalemi kaynaşım için tercih ediyorum. Kaynaştırma işlemi yaptıktan sonra koyu kısımları birazcık daha belirginleştirme ihtiyacı duyuyorum. Bu yüzden yine en başta kullandığım koyu renkle koyu kısımlara küçük keskin detaylar uyguluyorum. Ve artık en sevdiğim aşama beyaz rengi kullanabiliriz. Ve burada size beyaz kalemin kuru boya üzerindeki etkisini göstermek istiyorum. Beyaz bıraktığım kısımları diğer renklerle birlikte iç içe geçirerek bu şekilde tonlama oluşturuyorum. Beyaz kalem uygulaması yaptıktan sonra bazı yerlerde çok açılmalar olabiliyor. Yani beyaz renk renkleri açabiliyor. Eğer bundan rahatsız olursanız koyu renkle o açık kalsın istemediğiniz yerlere küçük detaylar ekleyebilirsiniz. Ben de şu an öyle yapıyorum. Ve bu işlemden sonra artık biberimin bu kırmızı kısmı bitmiş oluyor ve sapını yapmaya geçiyorum. Sapı için iki tane yeşil renk kullanacağım. Zaten daha önceden çizmiş olduğum sapın üzerinden bu şekilde yeşil renkle geçip iki ton kullanarak gölgelendirme oluşturuyorum. Açık ve koyu yeşille sapa güzel bir görüntü verip beyaz kalemle kaynaştırıyorum. Ve tabii ki çizimdeki son aşama olmazsa olmaz siyah kalemi yine kullanıyorum. Ama bunu yaparken çok dikkatli olun, yine temkinli ilerleyin. Mesela biberin arka kısmına ben koyulaştırıyorum ki ön biberle arka biberin ayrımı olsun diye. Yine gölgelendirme yapıyorum. Burada biberin kesiştiği kısımları koyu yapmaya özen gösteriyorum. Öndeki biber öne çıksın diye arkadaki biberin bazı noktalarını koyulaştırıyorum. Ve ön taraftaki biberi bitirdikten sonra aynı işlemleri arka taraftaki bibere de uygulayacağım.
Bu şekilde yine temel rengi oluşturmak için seçtiğim kırmızıyla arkadaki biberimin formunu oluşturmaya başlıyorum. Yine bunu yaparken ışığın geldiği yerleri beyaz bırakıyorum. Ve daha sonra daha koyu bir tonla artık koyulukları belirginleştiriyorum. Çizimdeki en koyu yeri ön biberle arka biberin kesiştiği kısım olarak ayarlıyorum. Ve oraları bastırarak daha çok koyulaştırıyorum. Bu işlemi de yaptıktan sonra yine seçmiş olduğum aynı renkle biberimin rengini birbirine kaynaştırıyorum. Ve beyaz renkli çizimin en açık yerlerini ışıltılarına ekliyorum ve diğer renkleri birbirine iyice karıştırıyorum. Kuru boyanın olmazsa olmazı gerçekten beyaz kalem. Beyaz kalem çok işe yarıyor ama bunu uygularken de dikkat etmeniz gereken noktalar oluyor. Çizimin en başından ışık gelecek yerleri boş bırakmasaydık beyaz kalem tabii ki de mucizeler yaratamayacaktı. Ama boş bıraktığımız zaman diğer uyguladığımız renklerle beyaz kalem birbirine o kadar güzel kaynaşıyor ki gerçekten ışıltı gibi duruyor ve gerçekçi bir sonuç oluyor. Uyguladığınız renkleri birbirine daha güzel karıştırabilmek için beyaz kalemden faydalanabilirsiniz. Ben beyaz kalemin bu özelliğini çok kullanıyorum kuru boyada ve daha güzel, daha pürüzsüz bir yüzey oluşturuyor kuru boya için. Çizgi lekelerinizi de yok ediyor. Bu gerçekten güzel bir sonuç oluyor. Kırmızı renkle uygulamam bittiği için biberin sapını yapıyorum. Yine yeşil renk kullanıyorum ama referans fotoğrafıma dikkatli bakıyorum. Sapını da detaylı bir şekilde inceliyorum ve o şekilde çiziyorum. Yine biberin sapındaki ışık ve gölge için beyaz kalem kullanıyorum. Ve aşama aşama ilerleyerek güzel bir sap görüntüsü oluşturuyorum. Ve artık arka plandaki biberim de bittiği için küçük detaylar ekleyerek siyah rengi kullanacağım. Gördüğünüz gibi sadece kesişim noktalarını burada size dikkatli bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Alt biberle üst biberi birbirinden ayırabilmek için sadece kesişim noktalarına siyah renk uygulaması yapıyorum. Ve aynı şekilde ön biberde yaptığım gibi arka biberde de gölgelendirme yapıyorum. Uyguladığım siyah rengini yumuşatabilmek için kırmızı renkte bu siyah yerleri dağıtıyorum. Böylece hem koyu kırmızı bir görüntü oluşturuyor hem de çok fazla keskin siyah görüntüyü kırmış oluyor. Ve birlikte öğrenerek yaptığımız çizim bu şekilde oldu. Umarım siz de benimle beraber keyif alarak çizim yapmışsınızdır. Kuru boya çok kapsamlı çalışma gerektiriyor. Yani çok emek vermeniz ve zaman ayırmanız gerekiyor. Zaman içinde kuru boyayı kullanmaya eliniz alıştıkça kendinize ait püf noktalar belirleyerek referans fotoğraflarınızı daha iyi çizmeye başlıyorsunuz zaten. Bugün ben size yardımcı olabilecek küçük püf noktalar vermek istedim. Umarım bu bilgiler işinize yaramıştır. Benim bugün kullandığım defter gerçekten kuru boyaya hiç uygun değilmiş. Videoda belli etmedim ama bayılasım geldi. Beni çok zorladı. Neredeyse defterim yırtılacaktı. Çok fazla kat uygulaması gerektirdiği için kuru boya güzel bir defter tercih edin. Yüksek gramajlı olsun, 100 gram ve üzerinde olsun. Benim gibi yapmayın ve benim kullandığım defteri bence kuru boya için kullanmayın. Bugün benim videom bu kadardı. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Bu tarz içerikler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.